Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda Nike'ın Vaporfly serisini sizlerle paylaştım. Nike genelde yol yarışlarını kullandığım asfalt ayakkabısı ve uzun mesafe yarışlarda dediğim gibi onu kullanıyorum. Şimdi biliyorsunuz ki ben triatlonla ilgileniyorum ve maraton ya da yarım maratonlarda zevkle koşuyorum. Zaman buldukça, imkan buldukça. Ve sizlerle de bu deneyimlerimi YouTube ya da Instagram üzerinden paylaşıyorum. Bu arada Instagram hesabım azmi_erdoğan. Takip etmeyi unutmayın ve YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Şimdi dostlarım, dediğim gibi triatlonla ilgileniyorum ve yol ayakkabısı olarak Nike'ın şu anda Vaporfly serisini kullanıyorum. Geçen yıl da bunu kullanmıştım. Ondan önceki yıllarda da Asics'in Gel Nimbus 21 serisini kullanıyordum. Burada da diğer farklı renk seçeneği diyeyim. Bunlar hep jel taban. 21 kilometrede falan bunları kullanıyordum. Fakat bir süre sonra gerçekten ayaklarımı rahatsız ettiğini anladım. Gerçekten çok hafif ayakkabılar ama Nike'dan sonra kesinlikle ağır ayakkabılar. Şimdi neden böyle bir değişikliğe gittim? Kalflarımda gerçekten çok büyük ağrılar olmaya başladı. Adım attığımda, yani ayağımı bastığım ilk kısım parmak uçlarında çok ciddi eklem yerlerinde ağrılar olmaya başladı ve ayakkabıyı değiştirmeyi düşündüm. Çok araştırıp bu ayakkabıları almıştım. Şu anda ne yapıyorum? Bunları spor salonunda giyiyorum ya da işte kısa jogging, böyle ufak jog antrenmanlarında 15-20 dakikalık mini antrenmanlarda bunları kullanıyorum yine. Kullanmıyor değilim. Fakat dediğim gibi Nike'daki konfor şu an bunlarda yok. Teknolojiyi takip ediyoruz. Bir şekilde teknoloji artık buraya kadar geldi. Kullanılan malzeme, kalite. Şimdi neden bu kadar detaylı sizle bunları paylaşıyorum? Yanılıp şaşılıp yanlış ayakkabı almayın. Yanılıp şaşılıp boşu boşuna bunlara para vermeyin diye. Ve ihtiyacınız neyse sadece ona odaklanın diye. Şimdi arkadaşlar, ben 5 kilometre koşacağım, 10 kilometre koşacağım, yavaş yavaş böyle kendimi geliştireceğim diyorsanız, hangi ayakkabıyla daha rahat ederim diyorsanız, Nike'ın Pegasus serileri de olabilir. Dediğim gibi Asics'in jel tabanları da olabilir. Bunun marka, model kısmı sonsuz. Yani çok fazla şey var. Ben deneyimlediğimi, yani yaşadığım, satın aldığım, kullandığım şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Şimdi dediğim gibi yol yarışlarında Nike kullanıyorum. Bir de biliyorsunuz ki ben geçen yıl Ürgüp'te, yani Kapadokya'da 119 kilometre koştum. Yaklaşık 23 saat sürdü. Ve orada New Balance'ın 1080 V11 modelini kullanmıştım. O da bu ayakkabıyı sipariş vermiştim ama yetişmemişti. Yani tur boyu sipariş vermiştik. Tabii ki bunu sipariş verdim ama ayakkabının nasıl bir şey olduğunu da bilmiyorum. Sadece tabanına güvenerekten. Çünkü Nike'dan bir tecrübe edindim. Kalın taban yere bastığımda ayağımı rahat ettireceğini düşündüm. Şimdi yol koşusuyla arazi koşusunun ne tür farklar var? Bir iki fotoğraf ekleyeceğim hemen şimdi. Arkadaşlar, ultra trail yarışları çok uzun mesafeler. Mesela geçtiğimiz hafta Alanya'da 28 kilometre, 48 kilometre ve 78 kilometrelik 3 seçeneği olan Alanya Ultra Trail yarışı oldu. Biz Alanya'nın dağlarında, patikalarında, o ipek yollarında, taşlı kayalık alanlarda koştuk. Ve ben 48 kilometrelik parkura katılıp yaklaşık 8-9 saat arası bir sürede yarışı tamamladım. Sağlıklı şekilde, keyifli. Şimdi buralarda genelde bu tür ayakkabılar kullanıyoruz. Yani sen şu tarz bir ayakkabıyla oraya gidersen ayağın paramparça olur. Yani 10 kilometrede bir işte ayakkabı bile patlayabilir. Hatta çok ciddi tırnak yaralanmaları ya da parmak yaralanmaları yaşayabilirsin. O yüzden nerede amacına uygun bir ayakkabı varsa onu edinip onunla o yarışa katılmalıyız. Ben bunu seçtim, Asics'i. Henüz koşma fırsatım olmadı. Çünkü ayakkabı dediğim gibi çok kullanmadım. Açıldığını da düşünmüyorum. O yüzden
buralarda biraz arazide antrenmanlarda kullandıktan sonra bunu sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi dışarıda yürüyüşlerde ya da işte ufak koşularda kullanmak istiyorsanız Essex'in jel tabanlarını kullanabilirsiniz. Ama yok, ben daha profesyonel bu işi yapıyorum ya da yapacağım diyorsanız da Nike'ın Pegasus ya da Vaporfly serilerine ya da Alpha serilerine bakabilirsiniz. Dediğim gibi yol ve araziyi ayırt etmeyi unutmayın. Yani yolda kullandığın ayakkabıyı arazide kullanırsan o ayakkabının ömrü bir yılsa bir aylık olur. O yüzden bu tarz detaylara da dikkat edin. Ultra yarışlar içinde dediğim gibi saatlerce ayaklarımız ayakkabı içinde kalıyor. Ve her istasyonda bir çıkartıp çorabımızı değiştirip tekrar yola devam ediyoruz. Gerçekten çok zorlu yarışlar, ultra trailler. Ben sadece Alanya'dan örnek verdim. Alanya'da işte dediğim gibi 28, 48 ve 78 vardı. Mesela geçen yıl Ürgüp'te de 38, 62 ve pardon 38, 68 ve 119 kilometre parkurları vardı ve ben 119 kilometreyi seçtim. Keyifli bir yarıştı, güzel bir yarış. Doğanın içinde olup doğada koşmak, orayla bütünleşmek tabii ki bambaşka bir durum. Ve oraya göre de ekipmanlarınızın olması gerekiyor. Ultra Trail'de şöyle de bir durum var. Yarış öncesi arkadaşlar bir sırt çantanız olması gerekiyor. Yani koşuya uygun, Ultra Trail'e uygun bir çantanız olması gerekiyor. Ve onun içerisinde düdük, yağmurluk, kafa feneri, ilk yardımla alakalı birkaç malzeme, buna benzer şeyler olması gerekiyor. Yarıştan bir gün önce bunu kontrol ediyorlar. Eğer ekipmanların tamamsa, yani araziye uygunsa yarışabiliyorsun. Ama yok, bir malzemen eksikse direkt yarıştan men ediliyorsun. İptal. O yüzden sırt çantası ve ayakkabı ultra trail yarışlarında gerçekten önemli. Ve dediğim gibi Essex'in Turbo Max modelini deneyimleyeceğim. Bunu da sizle paylaşacağım. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da hemen videonun altına bekliyorum. Görüşmek üzere.